Sevgili izleyiciler, barolarla ilgili 28 maddelik teklif meclise geldi. Neden bu teklife gerek duyuldu? Şu anda böyle bir ihtiyaç mı vardı? Ayrıntıları değerlendirmeye devam ediyoruz. Gün ortasında bir değerli konumuz daha var. Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Yürütme Kurulu üyesi Avukat Sayın Nuriye Kadan gün ortasında bizlerle birlikte. Sayın Kadan, hoş geldiniz gün ortasına. Merhaba, hoş bulduk. Efendim, gündem sıcak. Ankara'da hareketlilik var. İstanbul'da yine Çağlayan Adliyesi'nde önünde İstanbul Barosu yine avukatları bir miting düzenliyor. 28 maddelik teklif meclise geldi. Ne düşünüyorsunuz? Böyle bir teklife şu anda ihtiyaç var mıydı? Çoklu baro sistemiyle neler değişecek? Bir de sizden dinleyelim. Evet, şu an önümde bugün sabah meclise sunulan teklif duruyor. Ve genel gerekçe olarak bir cümleyi okumak istiyorum. Avukat sayısı fazla olan barolarda avukatlık hukukuna ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde gecikmeler meydana gelebilmektedir. Teklifle avukat sayısı fazla olan barolarla baro hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla aynı ilde birden fazla baronun kurulabilmesi imkanı getirilmektedir. Bakın, genel gerekçe yalnızca bunun üzerine kurulmuş çoklu baro sistemi. Böyle bir düzenlemeye kesinlikle ihtiyaç yok. Yani şu an hali hazırda zaten büyük barolarda avukatlık hizmetlerinin daha sağlıklı sunulabilmesi adına hem merkezlerde şubeler hem de ilçelerde temsilcilikler zaten var. Yani bunun yolu yöntemi ayrı böyle çoklu baro getirmek değil, baroların bu temsilciliklerini daha kuvvetlendirmek, gerek fiziki anlamda gerekse yönetimsel anlamda bunları güçlendirmekle, eğer böyle bir sorun varsa avukatlık hizmetinin geciktirmesi anlamında, bu zaten karşılanabilirdi. Ama ben burada böyle bir samimiyet göremiyorum bu gelen teklifte. Bu tamamen baroların aslında bölünmesi, parçalanması ve böyle yönetilmesi, baroların sesinin kısılması, tabii bunun yanı sıra da savunmanın aslında bölünmesi. Gerçekten baktığımızda barolar tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu terimli meslek örgütleridir. Yani barolardaki yapılan düzenlemeler aynı zamanda vatandaşın da hukukunu doğrudan ilgilendirecek. Şimdi getirilen bu yasa teklifine baktığımızda her 5.000 üyesi olan bir baroda, yani 2.000'i aştığı takdirde bir baro kurulabilecek. Yani bu inanılmaz kaos getirir. Şimdi teklifin alt maddelerine baktığımızda şöyle deniliyor. İşte çoklu baro sistemi geldiğinde baroların sunduğu bir takım hizmetler var. Bunlar nedir? Adli yardım, zorunlu müdafilik, CMK, bunun yanı sıra pek çok komisyonda baroların temsilci gönderme durumları var. İşte tüketici hakem heyetlerinde olsun, zarar tespit komisyonlarında olsun. Şimdi teklifte bakıyorum, bunlarla ilgili işte eşit ve dönüşümlü olarak burada çoklu baro kurulduğu takdirde temsil edilecek diyor. Bakın, şimdi bu düzenleme mi aslında avukatların bu hizmetlerinin daha sağlıklı olmasını sağlayacak? Kesinlikle kaos ortamı gelecek bir kere. Yani bu tür düzenlemeler gerek zorunlu müdafi atamalarında, gerekse adli yardım düzenlemelerinde ben kesinlikle teknik olarak bu teklif eğer yasalaşırsa asla uygulanmayacağını düşünüyorum. Yani uygulamada mümkün değil. Zaten dünyada örneği görülmemiş bir şeyden bahsediliyor şu an. Yani bir tekliften bahsediliyor. Yok, dünyada bir örneği yok bu sistemin. Yok, yani bu sistemin dünyada bir örneği yok ve bunun uygulaması da mümkün değil zaten. Yani şöyle bir aklı istediğim bir şekilde düşündüğümüz zaman kesinlikle getirilmek istenen bu yasa teklifinin uygulama alanı bulacağını sanmıyorum. Tam tersine bir kaos ortamı getireceğini ve bunun yanı sıra da tabii ki avukatlar arasında işte şu siyasi partiye daha yakın veya şu tarikatta, şu cemaate daha yakın baroların gelmesini sağlayacak. Bu tamamen savunmayı böler ve birliği bozar. Eğer amaç buysa, yapılmak istenen buysa, bunu da başarırlar eğer bu yasalaşırsa. O yüzden de mücadele tabii ki ediyoruz. Tüm hukukçular. Bir de teklifte şu söylem, sabahleyin daha doğrusu televizyon programında AK Parti Grup Başkan Vekili açıklarken toplumsal ulaşıyla yapıldı diyor. Yani birçok hukuki dernekle, akademik olarak, barolarla, hukukçularla görüşülüp böyle bir teklif hazırlandı diyor. Ama gelin görün ki bugün başta Barolar Birliği, Sayın Metin Feyzoğlu olmak üzere 80 baro böyle bir şeye karşı. O zaman bu görüşler nerede, kimden nasıl alındı? Ben şimdi onu soruyorum, yani kimlerle görüşüldü, böyle bir teklif ortaya çıktı.
Pek çok kişiden duyuyoruz. Pek çok hukuki dernekler var. Onlar da karşı. Yani bu çoklu baro sistemine kimler evet diyor? Ben şu an merak ediyorum. Yani bir uzlaşı yok. Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Yani şu an salgın döneminden zaten daha çıkmış durumda bile değiliz. Ve avukatların o kadar çok sorunu var ki, o kadar çok sorunu var ki. Yani şu an bu düzenlemenin alelacele. Şimdi eğer bir değişiklik yapılmak isteniyorsa, hani temsilde adalet deniliyor. Ama bunun içinde böyle alelacele toplumsal bir uzlaşı almadan, böyle görüşülüp konuşulmadan, baroların görüşleri alınmadan, barolar birliğinin görüşü alınmadan, alelacele bir yasalaşmanın sakıncaları ortada. Bunu bu kadar böyle aceleye getirmeden her kesimin ortaklaşa yapacağı bir müzakere sonucunda iyi bir düzenleme ile bir yasal değişiklik gelebilir. Yani temsilde adalet deniliyor gelege açısından. Evet belki orada bir takım sıkıntılar olabilir ama şu an getirilen teklifte bakıyoruz ki yani daha önceki yasa 300 kişiye bir delegeyken şu an 5000 kişiye. Bakın bu da adaletli değil. Bu da adaletli değil. O yüzden de bu teklifin dilerim mecliste bu haliyle çıkmaması için oradaki hukukçular da mücadele verirler. Evet. Peki temsilde bir sorun mu vardı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmak için diyor. Yani bununla ilgili bir sorun mu vardı? Siz diyorsunuz ki avukatların daha önemli sorunları var diyorsunuz. Keza baktığımız zaman işte İstanbul'da 50 bin üyesi olduğu söyleniyor avukatlarla birlikte. Yani avukatların o zaman ona yakın bir değil mi baro kurulacak. Bunların ismi nasıl olacak? İstanbul Barosu birinci, İstanbul Barosu ikinci mi? Nasıl olacak? Nasıl isimlendirecek? Nedir fikriniz bu düzeyde? Şimdi şöyle söyleyeyim, 2000'i bulan bir baro kuracak. İstanbul Barosu'nun hali hazırda üyesi bildiğim kadarıyla 46 bin civarında. Bakın 20 kusur barodan bahsediyoruz. Çok Yine fazla. İzmir'e baktığımızda çok fazla. Yine İzmir'e baktığımızda yani 8 bin civarında aynı şekilde. Zaten çoklu baro sistemi şu an 3 baroyu ilgilendiriyor. Diğer Anadolu barolarını ilgilendirmiyor çünkü sayı itibariyle. Buradaki bu 3 büyük baroyu ilgilendiren bu durum karşısında tamamen kaosa doğru gideriz. Yani böyle bir şeye ihtiyaç olmadığını zaten baştan söyledim. Şu an avukatlar ekmek ve aş derdinde onu söyleyebilirim. Özellikle son zamanlarda yeni mesleğe atılan meslektaşlarımız iş bulamıyorlar. Bakın iş bulamıyorlar. Hele şu geçtiğimiz süreç içerisinde çoğu meslektaşımız ofisini kapatmak durumunda kaldı. Yani ekmek derdinde, aş derdinde olan avukatlar varken böyle bir düzenlemenin gelmesi zaten akla mantığa aykırı. Ama bir düzenleme yapılacaksa temsilde adalet. Hani diyoruz ya işte büyük baroların delegeler açısından bir baskınlığı var bir sayılar itibariyle. Belki orada daha düzenlemeler yapılabilir ama o da 5000 kişiye bir delege şeklinde olmamalı. Yani bu da bir temsilde aslında bir adaletsizliği gündeme getiriyor. Çünkü 300 üyesi olan bir baro bu teklifle birlikte 3 artı 1 4 delegeye sahipken bakın 8 bin üyeli ben kendi baromdan örnek vereyim. İzmir Barosu'nda 6-7 üye sahip olacak. 6 delegeye sahip olacak. Yani çok bir dengesizlik var. Burada da bir dengesizlik var. Tamam, var olan yasada da bir dengesizlik vardı ama bu şekilde bu dengesizlik daha da kötü bir sonuca doğru gidiyor. Bunların bence oturulup bütün dediğim gibi barolar birliği, hukuk alanındaki akademik çevreler, yine dernekler bir araya gelerek düzgün bir şekilde çıkartılması gerekir ve Evet. adaletli bir şekilde çıkartılması gerekir. Böyle oldu bittiye getirilerek bir yasanın özellikle de şöyle deniliyor, adli tatile girilmeden evvel, hani 20 Temmuz'dan önce bunun yasalaşması şeklinde çok kötü sonuçları gelir. Yani burada avukatların siyasi görüşlerine göre parçalanması, bölünmesi tamamen aslında barolarında bir anlamda varoluş şeyini yok eder. Yani hiçbir sesi çıkamaz, hiçbir işlem yapamaz hale getirilir barolar. Yani Peki. kendi içlerinde bir kavgaya dönüşür zaten olay. Peki Sayın Kadan, şöyle sade bir vatandaş olarak da sormak istiyorum. Ben sade bir vatandaşım. Bu çoklu baro sistemi beni nasıl etkiler? Yani hukuk ve devlet ilişkimde etkisi ne olur bundan sonraki dönemde? Eğer ki kabul edilirse. Şöyle söyleyebilirim, üniter devlette yargının bağımsızlığı
dan söz ediyoruz. Bu çoklu bora geldiği takdirde ben yargının bağımsızlığına da gölge düşeceğini düşünüyorum. Bu sefer vatandaşlar arasında da hangi görüşüne yakınsa o baraya doğru bir yönlenme. Aynı şekilde vatandaşın burada da aslında hakkına, hukukuna bir saldırı gündeme gelebilir. O yüzden de yani baroların kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları diyoruz. Burada verdiği mücadeleyi biliyoruz. Aynı zamanda var olma sebebini biliyoruz. Evet, doğrudan doğruya da alanı vatandaşın hukukuna ilişkin. Onun hakkını, bunu korumak adına. Ama siz böyle çoklu baro sistemi getirirseniz, dediğim gibi işte A siyasi partiden, şu cemaatten, şu tarikattan diyerek bölünen bir baroda tabii ki vatandaşın hakkı da bölünür. Vatandaşın hakkı da tam olarak savunulamaz ve bağımsız yargıya da ne yazık ki leke gelir. O yüzden de bu taslağın, bu teklifin daha doğrusu bence mecliste geri çevrilmesi gerekir. Bu şekilde kabul edilmesi çok kötü sonuçlara sebebiyet verebilir. Geri çevrilir mi acaba bu teklif? Şimdi barolar sonuçta kararlı, hükümet de kararlı gözüküyor. Peki bir uzlaşı sağlanamazsa nasıl bir yol izlenir? Şöyle yani ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Buradaki mücadelemiz tabii ki mecliste ki hukukçu milletvekillerine ulaşabilme ve onlara bu teklifin sonuçlarının nelere mal olabileceğini anlatma, yani getirme bu sorunları daha çok hani nelere sebebiyet verebileceğini onlara gösterme gibi mücadele. Bakın şimdi eğer biliyorsunuz daha önceki baroların yürüyüşü esnasında bir takım olaylar yaşandı ve orada birlik başkanıyla barolar arasında bir ve ters düşme olayı gündeme geldi. Şu an zaten yani ters düşme zamanı değil, birlik zamanı diye düşünüyorum. Bizler hukukçular birbirimize sırtımızı dönerek buradan bir mücadeleden bir başarı elde edemeyiz. Biz birlik olursak mücadelede başarı elde edebiliriz. Burada Barolar Birliği ve 80 baro olarak tüm hukukçular birlik olarak bir müzakere ortamının kurulması aslında istenmişti ama o müzakere ortamına bazı barolar katılmadı. Ve nitekim de bugün bu sonuçları şu an teklif Neden olarak katılmadılar? yaşıyoruz. Baştan böyle bir teklifin reddedilmesi o halde biz müzakereye gelebiliriz dedi büyük barolar. Yani önce bir teklifi geri çekin, bunu ondan sonra biz müzakere edelim. Ve yürüyüşü tercih ettiler. Öyle bir yöntemi tercih ettiler. Bakın o yöntemde de bir şeyler elde edilemedi. Bence tam tersine bugün çok hızlı bir şekilde bunun mecliste gelmesine sebebiyet verdi. Şimdi burada sen ben meselesi değil. Aslında hukuk için, yargı için ve savunma için birlik olma zamanı ve bu birlik olma zamanı da tabii ki birlik önderliğinde yani Barolar Birliği'nin önderliğinde onunla birlikte 80 baronun bir bütün olması, tek bir vücut olması ve bu konudaki sakıncaları getirilmek istenen bu çoklu baronun sakıncalarını mecliste ulaşabildiğimiz her kişiye anlatmak ve yasanın bu şekilde çıkmaması için de mücadele etmek. Şimdi durum artık bu aşamaya geldi. Yani bundan sonrası yapabileceğimiz tek şey bence artık bu. Bununla ilgili de dünyada eşi benzeri olmayan böyle bir sistemin gelmemesi için anlatabildiğimiz, ulaşabildiğimiz meclisteki hukukçulara, milletvekillerine ulaşmak olacak. Şimdi uzmanlarla konuştuğumuzda bu süre içerisinde diyorlardı ki meclise gelmeden sizin de belirttiğiniz gibi müzakere ortamında bir çözüm aranması gerekiyor. Meclise geldikten sonra daha da zor hani bu karardan dönülmesi daha da zor bir zaman gerekiyor. Bunun için bir zamana ihtiyacımız var ve daha da zor olacak demişlerdi. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bu şekliyle kabul edilir mi? Yani tabii ki şimdi iş daha da zorlaştı. Aslında hani Adalet Bakanı bir beyanda bulunmuştu. Demişti ki çoklu baro 3 büyük baroyu ilgilendiriyor ve biz davet etmemize rağmen bu 3 büyük baro gelmedi davetimize. Bakın işte burada sorumluluk aslında o 3 büyük baro başkanlarındaydı. Müzakere ortamında belki bu aşamaya gelinmeyebilir, teklif bu halde sunulmaya da bilirdi. Ama tabii bunu %100 diyemiyorum ama en azından o müzakere ortamı vardı. Bakın oraya gitmeyerek işte bu yöntemi, yürüyüş yöntemini tercih ederek biz ne oldu? Kim kazandı? Kim kazandı şimdi burada?
Sonuçta o barolar yürüyüş yaparken bir sonuç elde etmek için yürüdüklerini söylüyorlar. Ama ben orada bir sonuç elde edildiğini sanmıyorum. Tam tersine Sayın Metin Feyzoğlu karşıtlığı üzerinden, yani getirilmek istenen yasanın değil, onun karşıtlığı üzerinden yapılan bir olaya dönüştü. Ve buradan da hepimiz kaybettik. Şu an Yani yasa üç şu büyük baro vermediğini. derken İstanbul, Ankara, İzmir barolarından bahsediyorsunuz değil mi? Tabii, çünkü Müzakereye sonuçta şu gitmediler. tabii ki şu teklife baktığımızda zaten bütün maddeler çoklu baro sistemi üzerine. Çoklu baro da Anadolu Barosu'nu ilgilendirmiyor ki. Şu an onların sayıları o kadar değil zaten. Yani 5000'e varan sayıları yok ki. 3 tane baronun bu şekilde üyesi var. Ankara, İstanbul, İzmir. Yani doğrudan doğruya bu 3 büyük baroyu ilgilendiriyor. O yüzden de o zaman yapılan çağrıya tüm baroların ve başta en önde de 3 büyük baronun gitmesi lazımdı. Ve bu çoklu baro sisteminin sakıncalarını anlatması gerekirdi. Ama o müzakereden kaçarak işte eylemsellik yolunu tercih ederek gidilmesi herhangi bir çözüm getirmedi. Bence çözümsüzlüğü getirdi. Ve şu an biz daha zor durumda bu teklifin yasalaşmaması için mücadele etmek durumunda kaldık ve kalıyoruz. Biz hiç davet almadık şeklinde açıklamalar da oldu ama. Ya hayır, yani öyle bir şey yok. Sayın Metin Feyzoğlu da bu konuda zaten bir Tabii. açıklama yaptı. Biz yayınladık Metin Yani Feyzoğlu'nun evet, açıklamasını. hatta Kendisi bazı söylüyor. Ben müzakere yolunu evet. seçtim diyor. Evet, ve bir çağrı da yapıldı. Gelin görüşelim diye. Hatta hem meclis başkanına, hem Adalet Bakanına, hem bir kuruma daha gittiler. Orada gidenler, bakın, kendilerini doğrudan ilgilendirmeyen Anadolu baroları oldu. Ama ne yazık ki doğrudan ilgilendiren 3 büyük baro başkanı bu yolu tercih etmedi, gitmedi. Ve sonuç itibariyle de şimdi bu sıkıntıları yaşıyoruz. Tabii hani hemen bütün sorumluluğu bu 3 büyük baro başkanına atmak şeklinde konuşmak istemiyorum ama bakın, bir takım fırsatlar varken değerlendirilmesi gerekirdi. O fırsatları şu an kaçırmış bulunmaktayız. Şimdi işimiz çok daha zor. Ve önümüze gelen teklife baktığımızda da kabul olması halinde, bu şekilde kabul edilirse savunma çok büyük bir yara alır. Barolar bölünür, parçalanır ve dediğim gibi tarikatların barosu, şu siyasi görüşün barosu, şu cemaatin barosu haline gelir. Tabii. Ve bu kabul edilemez bir durum haline gelir ve üstüne üstlük de hani mesleğin daha iyi, işte avukatların daha iyi hizmet alabilmesi adına diye genel gerekçeyle çıkarılan bu yasa, tam tersine avukatların daha da hizmetler açısından almamasına ve burada karşılıklı kaosa sebebiyet verir ve birlik bozulur. Bakın, savunmanın birliği bozulur. Tabii. Yani o zaman şöyle bir diyebiliriz. Süreci zorlaştıran üç büyük baronun müzakereye gitmemesi. Değil mi? Eğer ki müzakereye gidilseydi Sayın Feyzoğlu'nun açıklamalarında olduğu gibi belki bu aşamaya gelinmezdi. Belki değişiklik olunabilirdi diyebilir miyiz Sayın Kadan? Diyebiliriz ama tabii yani %100 diyemiyorum bu noktada. Çünkü sonuç itibariyle bu taslağı biz 2018 yıllarında da önümüze geldi. O zaman tek vücut olduk. Hem Barolar Birliği, hem bütün barolar, bütün hukukçular bu getirilmek istenen taslaklara karşı duruş gösterdik. Ve bunlar o zamanlar rafa kaldırılmıştı. Şimdi yine aynı şekilde getirilmek istendiğinde yine tek vücut olmak zorundaydık. Ve bunu birlikte mücadele vermek durumundaydı. Ama burada işte bir Sayın Metin Feyzoğlu'na karşıtlık üzerinden yapılan hareketler, bakın, gücü de böldü, mücadeleyi de böldü ve biz çoklu baroyu unuttuk o dönem, hatırlayın, birkaç gün öncesinde yalnızca Metin Feyzoğlu üzerinden yapılan söylemlere baktı ve onlar üzerinden konuşuldu. İşte istifa etmesi şudur budur gibilerinden. Ama ne oldu? Bakın, işte yasa tasarısı önümüze geldi. Önümüze geldi. Peki. Mücadele o zaman daha iyi edilebilirdi ama şu an işimiz tamamen, tabii zor demiyorum ama çok Biraz daha zorlaştı. zorlaştı değil mi? Çok zorlaştı. Zorlaştı. Peki. Zorlaştı. Sayın Kadan çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için Avukat Nuriye Kadan gün ortasında bizlerle birlikte oldu sevgili izleyiciler. Çok kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz.